Herkese merhabalar, ben Azra Anur Ercin. 60 günde 60 YouTube videosu projemiz kapsamında bugün Hikmet Fındık'la beraberiz. Hoş geldin Hikmet. Öncelikle kendini tanıtabilir misin? Tabii ki, merhabalar, hoş buldum. Ben Hüseyin Hikmet Fındık. TED Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğini okuyorum. Üçüncü sınıfa geçmeyi planlıyorum. İnşallah her şey doğru ve yolunda giderse. Yani zor gözüküyor ama üçüncü sınıfa geçeceğim. Şu anda hali hazırdaki TED Üniversitesi'ndeki MEN kulübünde 2 senedir, işte bu da 3 olacak, 3 senedir görev yapıyorum. İşte genel sekreterlikle girdim. Başkan yardımcılığı yaptım. Önümüzdeki sene de her şey doğal rayında gitseydi TED'imin 21'in SC'si olarak görev alacaktım. Dolayısıyla bu konuda inşallah böyle aydınlatıcı şeyler söyleyebilirim. Bakalım. İnşallah tekrardan hoş geldin. Bu videomuzda MEN kulüpleriyle ilgili konuşacağız. Bir video daha var bununla ilgili ama onda daha çok lisedeki MEN kulüpleriyle ilgiliydi. Şimdi üniversite düzeyindeki kulüplerle ilgili konuşacağız. Öncelikle hani her üniversitede MEN kulübü kurulması doğru mu? Yani kulüp kurulmadan önce neler bilinmesi gerekiyor? Ne gibi vasıfların olması gerekiyor? Şimdi şöyle, işleyiş noktasında önemli bir konu var. Genelde üniversitelerin öğrenci işleriyle alakalı sistemleri belirli kişiler üzerinden yürüyor. Yani her üniversite kurumsal yapısının yanında bir de öğrencinin direkt olarak yüz yüze taleplerini belirtebileceği yönetimsel noktada bir kişiyi, iki kişiyi ya da bir ekibi tutuyor. Öncelikle bu ekiple bir kere aranızın kesinlikle iyi olması lazım bir kulüp kurmayı düşünüyorsanız. Yani çünkü üniversitenizde her zaman taleplerinizi ileteceğiniz bir mevki olması gerekiyor. Ve göreceksiniz ilerideki konularda da bu talepleri ne kadar hızlı iletebildiğiniz çok önemli. Aynı şekilde o kişilerle iletişiminiz noktasında aslında direkt olarak bir kulüp sizin üniversitenizde nasıl kurulur? Sizin üniversitenizde kendine özgü belli bir politika, başka bir izlenmesi gereken yol var mı? Bunu öğrenebiliyorsunuz. Fakat temel olarak şu var tabii ki. Birincisi bir tüzük hazırlanması gerekiyor. Üniversitelerin çoğunda, çok 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 büyük bir çoğunluğunda öğrenci kulüplerinin yönetimleri, seçilim şekilleri ve işleyişleri bir tüzük üzerinden oluyor ki bu tüzüğün okulla birlikte, okul tarafından ya da siz tarafından ortaklaşa bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Bu tüzük genel olarak aslında özet bir şekilde ifade etmek gerekirse şu: okulun senatosunun altında kurulan bir öğrenci kulübünün aslında hukuksal ve belirli bir standart normlar içerisinde ilerlemesini sağlayan bir doküman. Bu doküman basitçe şunu söylüyor. Diyor ki bu öğrenci kulübü şu kadar yönetim kurulu üyesinden oluşur. Bu yönetim kurulu üyelerinin görevleri şunlardır. İşte yılın şu zamanında bir genel kurul düzenlerler ve bu genel kurulda işte seçim olur. Şu detaya kadar giriyor. Atıyorum işte seçim için şu 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 çoğunluk aranır. Bu çoğunluk bulunmadığı durumda şu tarihte tekrar başka bir seçim düzenlenir. Dolayısıyla tüzük çok önemli bir kavram. Bir kere bunun okulla birlikte dengeli bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Devamında da tabii ki okuldan bir izin çıkması gerekiyor bu kulübün olabilirliğine ve hayata geçirilebilirliğine dair. Ben zannetmiyorum. Okulların çoğu artık MEN kulüplerine bakış açısında pozitifler. Yani farkındalar da durumun. Çünkü artık sektör gittikçe ilerliyor. Dolayısıyla ilk adım için bunları söyleyebilirim. Evet, aslında cevap da vermiş oldun ama kaliteli bir MEN kulübü dersek o nasıl kurulur? Şöyle bir önemli nokta var. Şimdi bir MEN kulübü kurmadan önce orada, yani içerisinde bulunduğunuz okulda, o kulüpte kulübü kuracak insanlar arasında mutlaka tecrübeli insanlar olması gerekiyor. Çünkü bu şöyle bir şey. Siz 3 MEN'e gidip bir MEN kulübü kurarsanız eğer ve başını siz olursanız eğer, tabii ki bu sizin hevesli olduğunuzu gösterir, istekli olduğunuzu gösterir ama oraya gelen yeni insanlara aktardığınız bilgiden o insanları yönlendireceğiniz MEN aktivitelerine kadar çok ciddi eksiklikler görülebiliyor. Biz bunu aslında birçok üniversitenin, birçok MEN kulübünde görüyoruz. Bundan 5 yıl önce, bundan 6 yıl önce ilk yeni açıldığında TEDUM'unda da görüyorduk bunu. Bu bir süreç, çok önemli bir süreç. Ama mutlaka ve mutlaka içeride kalifiye elemanınız bulunması gerekiyor. Ha, eğer yoksa, eğer diyelim ki yok üniversitenizde,
Atıyorum zamanında biz de yaptık. Mesela gittik. ODTÜ'den çok ciddi arkadaşlarımız vardı Metum'undan. Dedik ki ya böyle böyle bir konu var. MUN çevresinden insanlardan yardım almak her zaman aklınızda bulunsun. Bu kesinlikle aslında bir gurur meselesi yapılmamalı. Yani her zaman daha tecrübeli birinin orada olması her zaman iyidir. Eğer orada zaten tecrübeli birisi varsa ve belirli kritik kararlar onun fikri sorularak alınıyorsa zaten kulüp sağlam temeller üzerine oturmaya başlıyor. Ondan sonra siz zaten delegelerle birlikte training yapabiliyorsunuz. Onlara bir MUN kültürü verebiliyorsunuz. Ama bu olmadığı zaman genelde en büyük problem bu. Biz bir MUN kulübüne kalitesiz diyorsak eğer, altına bakarsak aslında ilk önce bu çıkıyor. Çünkü şöyle bir sorun var. Hevesli bir şekilde o kulübe girip MUN'de yer almak isteyen insan da baktığı ilk kişi de o tecrübeyi göremiyor. Ya da o bilgi birikimini göremiyor. Aslında bunun çözülmesi genelde basamağın çözülmesi oluyor. Daha sonra siz bir sene, iki sene hatta üç sene düzenli olarak MUN'lere katılıp kulübünüzle birlikte belirli başarılar elde ettiğiniz zaman belirli bir seviyede düzenli olarak çalıştığınız zaman zaten orada bir kültür oluşuyor artık. Çünkü artık sizin bir başkanınız oluyor, ondan bir tık daha tecrübesiz bir başkan yardımcınız oluyor, ondan bir tık daha tecrübesiz bir üyeniz oluyor yönetim kurulunda. O zaman yeni gelen hevesli birisine doğru bilgi birikimi verebilecek bir kademeli sistemi kurabiliyorsunuz. Peki kulübü kurarken başkan nasıl seçiliyor? Yönetim kurulunda kimler oluyor ya da kulübe katılmak isteyenleri böyle belli bir kıstası sokmak gerekiyor mu? Belli bir kişi sınırlaması olması gerekiyor mu mesela? Şöyle bir durum var aslında. Şimdi yönetim kurullarının çoğunluğu, ben bizden örnek vereyim. Bunda ben şimdi 6 makam sayacağım. 5 ya da 6 makam sayacağım. İsim olarak makamları. Bunlar değişkenlik gösterebilir. Fakat ilk ikisi, üçü değişkenlik, başkan, başkan yardımcısı ve genel sekreter değişkenlik göstermiyor genelde. Bu üçü genelde var. Devamı değişiklik gösterebiliyor. Şunu unutmamak lazım aslında. Arkadaşlar da beni herhangi bir MUN'un yönetim kurulunda yer almış arkadaşlar çok iyi anlayacaktır. Özellikle kurulum aşamasından hemen sonra ya da işte gelişmekte olan bir MUN kulübündeyseniz eğer bir süre sonra görev tanımımızın çok ciddi miktarda bir önemi kalmıyor. Bu aynı MUN düzenlemek gibi. MUN düzenleyenler de beni anlayacaktır. Yani sizi oraya sürecin başında alırken ya işte sen Head of Logistics'in diyebiliyorlar size ya da siz kendinizi öyle alabiliyorsunuz üzerinize bu makam ve mevkiyi ama yarın bir gün kendinizi kitap taşırken bulabiliyorsunuz konferans esnasında. Yani bu oluyor. Aynı şey aslında MUN kulüplerinde de geçerli. Şimdi biz gidiyoruz oraya. İlk seçimden bahsediyorsak mesela kurulum için. Genelde bu işlere en çok öncelik etmiş, en hevesli ve doğal olarak genelde o kişiler en tecrübeli oluyorlar MUN noktasında. Arkadaşlarımız başkanlığı adaylarını koyuyorlar. Ve genelde zaten ilk seçimlerde rakip çok çıkmaz yani. Hani birer birer aday vardır ve atıyorum işte 6 kişi varsa 6 kişi de seçilir. İşte bir başkan seçilir, bir başkan yardımcısı seçilir, bir genel sekreter seçilir. Sayısı değişmek şartıyla genelde değişiyor sayısı. Üye seçilir, bir üye seçilebilir, iki üye seçilebilir, üç üye seçilebilir. Ve bir de sizin tüzüğünüze bağlı olmak şartıyla bir divan kurulu üyesi, divan kurulu başkanı, hatta bir denetçi seçilebiliyor. Şimdi bu insanların hepsinin tabii ki tüzükte bir görev, yetki ve tanımları var. Bu doğru. Ama şunu göreceksiniz. Yani şöyle bir an yaşanacak. Ertesi gün sınavınız var. Ya da atıyorum işte haftaya sınav haftanız. Ama bir konferansa gidilmesi gerekiyor. Ve o konferansa sizin götürmek istediğiniz insanların belirli bir traininge sokulması gerekiyor. Dolayısıyla o noktada aslında titrinizden bağımsız bir şekilde sizin orada bir fedakarlık göstermeniz gerekiyor. Dolayısıyla yeni kurulan arkadaşlara da buradan benim en büyük tavsiyem bu olsun. Bu işi yaparken mutlaka fedakarlık yapmaları gerektiğini bilsinler. Çünkü bu iş gerçekten öyle. Yani benim öyle anlarım oldu ki, yani şöyle söyleyeyim. Sabah 8'e kadar hocanın kapısının altından ödev atmam. O aynı sabah 10'da da sınava girmem gerekirken akşam o günün akşamı 12'ye kadar böyle training yaptırdığım günler falan oldu. Çünkü o insanların başarılı olmasını istiyorsunuz.
iki o insanları siz bir yere götürüyorsunuz ve artık hani bu bir klişe ama siz gerçekten belirli bir noktadan sonra aynı şeyleri amaçlayan, aynı noktalarda buluşan bir aile gibi oluyorsunuz. Orası artık bir arkadaş ortamı oluyor. Öyle olunca çok ciddi de fedakarlık istiyor özellikle yönetici kadrosundan. Ama yönetim kuruluyla alakalı dediğim gibi bu makam ve mevkilerin isimleri değişebilir. Ama değişmeyen şey genelde seçimden sonraki ilk günden itibaren yapılan fedakarlıklar oluyor. Peki kulübe üye alırken, yönetim kurulunda ya normal Emian kulüp üyesi alırken belli bir hani tecrübe vesaire isteniyor mu? Genelde hayır. Şimdi şöyle işliyor süreç. İlk defa kurulacaklarına da buradan aslında çok güzel bir gayet olmuş olur. Süreç şöyle işliyor. Üniversitelerde biz oryantasyonla başlarız her zaman. Üniversitelerin ilk haftası olur genelde. Ya da okul açılmadan önceki bir hafta olur. Bir hafta sonu olur, 2 gün olur, 3 gün olur. Bir oryantasyon süreci düzenleniyor. Ve bu süreç üniversiteye katılan yeni öğrencilerin öğrenci kulüpleri başta olmak üzere üniversitedeki aktivitelerle ve üniversitedeki ortamla tanışması ve kaynaşması için düzenlenen bir süreç. Bu süreç aslında öğrenci kulüplerinin tanıtımıyla kaynaşan bir süreç ve bu süreç Emian kulüpleri için çok önemli. Çünkü orada kurduğunuz stand, yeni gelen öğrencilerin dikkatini ne kadar çekebildiğiniz, aslında sizin o seneki konferanslara götürdüğünüz insan sayısı ya da yetiştirebildiğiniz insan sayısının da çok önemli bir faktör. Tam bu noktada senin söylediğin devreye giriyor. Genelde olabildiği kadar insanın numarasını alıp, olabildiği kadar insanla iletişim kurup, olabildiği kadar insanı biz WhatsApp gruplarımıza dahil etmeyi her zaman çalışıyoruz. Etmeye çalışıyoruz. Fakat süreç tabii ki öyle ilerlemiyor. Süreç şöyle ilerliyor. İki grup insan aslında sizinle beraber devam ediyor. Bir, siz o insanlardan numaralarını alıyorsunuz oryantasyon sürecinde. Bir WhatsApp grubu kuruyorsunuz ya da onlarla herhangi bir iletişim ağı kuruyorsunuz. Daha sonra siz bir tanışma toplantısı düzenliyorsunuz. Her üniversite yapıyor bunu. Her üniversitenin öğrenci kulüpleri yapıyor. O tanışma toplantısına çok ciddi bir katılım oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Göreceksiniz bunu. Arkadaşlar da görecekler. Tanışma toplantıları genelde kapasiteyi zorlar hatta. Yani salon dolar, amfi dolar öyle söyleyeyim yani. Çünkü insanlar gelirler ve derler ki biz birden fazla öğrenci kulübüne numara verdik. Bir bakalım bunlar neymiş? Çünkü ben de hemen öyle girmiştim. Süreç böyle ilerliyor. Süreç böyle ilerledikten sonra şöyle bir problem oluyor. İlk training ya da ikinci training ya da artık bir konferansa gitme vakti geldiğinde sizin artık işleri biraz ciddileştirmeniz gerektiğinde ya da insanlardan işte ders sonu akşam treninge kalmalarını istemeniz gerektiğinde göreceksiniz ki o sayı kendi kendine rafine bir hale getirecek. Orada da iki tip insan kalıyor. Bir, tecrübesiz olup yani emeğine yabancı olup söylenenlerden ve anlatılanlardan etkilenmiş, merak eden ve hevesli olan insanlar. İkinci grupta ya zaten biz bunu lisede yaptık. Hani biz suya bu dedik. Burada da devam edelim belirli bir çatı altında diyen insanlar. İkinci grupta işiniz zaten kolay. Hani en kötü en iyi yapacağınız şey bir debate esnasında onlara durup ya işte bunu böyle yapmak yerine şöyle mi yapsan? Hani sen agresif bir delegesin tamam okey komitede öylesin. Ama hani biraz daha rules of procedure mı demek mesela. Ama ilk grup delege aslında sizin ana fokus noktanız oluyor. Çünkü onlara MUN 101'den başlayarak bir süreç veriyorsunuz. Ve bu bazen defalarca ama defalarca tekrar edebiliyor. Çünkü atıyorum first training'de 15 kişi varsa ikinci traininginizde ilk traininginizde görmediğiniz 10 kişi olabiliyor. Bu sefer onlara tekrar hemen 101 vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla siz ne kadar tecrübesiz olan grupla ilgilenirseniz bunu göreceksiniz. Tecrübeli olan insan sayınız gittikçe artmaya başlayacak. Zaten ana ve odak nokta da aslında bu. Tecrübesiz olan birisiyle düzenli bir şekilde ilgilenip MUN'in donatlarını anlatıp tecrübelerinizi aktarıyorsanız ve o kişiyle konferanslara gidebiliyorsanız eğer bir senenin sonunda, 2 senenin sonunda, belirli bir sürenin sonunda artık siz YK'da gittiğinizde, yönetim kurulundan ayrıldığınızda sizin yerinize gelebilecek birisi oluşuyor. İşte az önce kültür dediğimizde tam olarak bu. Yani şu bekleniyor insanlardan.
MUN yönetim kurullarında yer alacak insanlardan. Yarın bir gün siz bu kuruldan ayrıldığınızda sizin yerinizde biri olmalı. Bu çok önemli bir nokta. Genellikle kaçırılan nokta bu. A Üniversitesi'nden örnek verelim şu an. Biz 5 kişiyiz ve çok tecrübeliyiz diyelim ki. Bir MUN kulübü kuruyoruz. Her şey çok iyi gidiyor. Gidiyoruz konferanslara. Diyelim ki işte ödüller alıyoruz. Çok iyiyiz. Her şey mükemmel. Ama orada alttan bir yetişme durumu yoksa, insanlarla ilgilenmiyorsanız 3 sene sonra sizin yerinizde biri yok. Çünkü üniversite geçici bir süreç. Aynı lise gibi. Ve bitiyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Evet. Yani önemli olan başkanlık yapmak değil, aslında yetiştirebilmek insanları. Kesinlikle. Aynen öyle. Yani ben şu kadar sene başkanlık yaptımdansa ben şunun MUN 101'ini anlatmıştım. Hatırlıyor musun demek bir coffee break'te daha aslında önemli bir şey. Evet. Peki bu kulüp kurulduktan sonra işleyiş nasıl oluyor? Mesela düzenli olarak ve sürekli olarak bu trainingler ya da debate'ler oluyor mu? Çok iyi. Şöyle bir işleyiş oluyor genelde. Şimdi tabii ki bunda kulübün aslında üye sayısının ve altında bulunan insanların miktarı çok önemli. Yani atıyorum yeterince insan bulabiliyor olmanız çok önemli. Fakat arkadaşlar şunu unutmasın. İlk günlerde bu sıkıntıyı yeni açtıkları kulübü üniversitelerde yaşasalar bile sizin azminizle bu durum değişebiliyor. Yani biz 4 kişi de training yaptık. Ama 55 kişi training de yaptık. Bu süreç, bu ikisi arasındaki fark aslında tamamıyla gösteren azimle alakalı bir durum. Süreç şöyle işliyor. Az önce anlattığım gibi tanışma toplantısından sonra insanlarla artık bir iletişim kanalınız var. Ve insanlara diyorsunuz ki biz şunu yapacağız. Haftanın şu günleri olabilir. Bunu o insanlara göre ayarlamak zorundasınız ki aslında katılımı da ölçebilirsiniz. Haftanın şu günleri şu saatte şöyle bir training yapmayı düşünüyoruz. Bunu WhatsApp grubundan duyuruyorsunuz. Katılıma bakıyorsunuz. Ve o trainingde MUN 101'den başlayarak belirli bir temeli götürmeniz gerekiyor. Biz en son ne yaptık? Biz en son şunu yaptık. Her sene başından itibaren aslında biz basitçe tecrübesiz olan yeni gelen arkadaşlarımızla tecrübeli gelen arkadaşlarımızı ayırıyoruz. Şöyle basit bir mantık yürütüyoruz. Bizim kulübümüzde zaten yönetim kurulunda yer almamasına rağmen artık tecrübeli olan insanlar var. Yani benim içerisinde bulunduğum kulüpte yönetim kurulunda olmayıp işte 10 MUN tecrübesi olan insan var. Şimdi o insanı ben treninge çağırdığımda o insan MUN 101'i dinlememeli. Doğal olarak. Şimdi o kulübe lisede 10 kere MUN'e gitmiş insan gelmiş, o da MUN 101'i dinlememeli. Fakat MUN 101'i belki 3 kere dinlemesi gereken insan da var orada. Dolayısıyla bu ayrımı yapıp belirli günlerde ve belirli saatlerde, bu genelde haftada bir olur, katılıma göre artırılır ya da azaltılır, bir training sistemi koymanız gerekiyor. Yoksa insanlar kopar sizin kulübünüzden. Çok basit bir mantıktır bu. Basketbol kulübüne girerseniz antrenmanlar yoksa koparsınız. Çünkü başka bir kulüp var üniversite hayatında. Üniversite hayatı hep böyledir. Dolayısıyla belirli bir sistem koyuyorsunuz. Belirli bir training düzeni koyuyorsunuz. İlk hafta MUN 101 anlattığınız insana, ikinci hafta Rules of Procedure anlatıyorsunuz. Üçüncü hafta artık diyorsunuz ki ya tecrübeli arkadaşlarımız da yanda işte iki haftadır debate yapıyorlardı. Hadi hep beraber debate yapalım diyorsunuz. Dördüncü haftada konferans geliyor. Aylardan alıyor. Ekim. Diyorsunuz ki arkadaşlar ya şu konferans var. Burada çalışıyoruz. Hadi gidelim. Aynen öyle. Şimdi zaten şu düz mantık da ortaya çıkıyor. Haftalardır dersi bittikten sonra bekleyip akşama kadar sana emek veren, vakit veren, orada bulunan insan o konferansına gelmek istiyor doğal olarak. Orada zaten şunun startını atıyorsunuz. Sen ilk treningden itibaren aralarda, traininglerde güldüğün, eğlendiğin insanlarla konferansa gidince orada bir arkadaş, bir aile ortamı doğuyor. Ha, şöyle, bu ortam toksikleşebiliyor mu? Çok çabuk. Tabii ki çok çabuk. Yani atıyorum MUN camiası içinde yer alanlar neler yaşamıştır da neler de bilirler. Bu doğru. Fakat şu önemli, üniversitede birçok kulüpte böyle bir şey yok. Çünkü biz MUN'cılar birbirimizle çok vakit geçiriyoruz. Traininglerde çok vakit geçiriyoruz. Konferanslar uzun. Yani 4 gün birbirimizle vakit geçiriyoruz. Komiteler dışında. Dolayısıyla
Bu ortam aslında o insanları, o yeni gelen insanları bir arada tutmanız için çok önemli. Dolayısıyla bunu aslında kurmanız gerekiyor temelde. Ama temel işleyiş böyle. Evet, çok teşekkürler. Son olarak eklemek istediğim bir şeyler var mı? Son olarak şunu ekleyebilirim. Ben TEDiMON'a ilk girdiğimde TEDiMON daha yeni kurulmaya yeni ilerleme aşamasında olan bir öğrenci kulübüydü. Aslında işte derin çok ciddi şeyler çabalıyordu, uğraşıyordu. İşler genelde şöyle yürüyor. Hiçbir zaman arkadaşlar buradan bizi dinleyenler de hiçbir zaman umutsuzluğa kapılıp kendilerini küçümsemesinler. Çünkü şunu görecekler. Bazen bir kişinin bir kişiye verdiği bir bilgi bile Emian camiasında o kişinin ilerlemesine yol açarsa eğer o iki kişi bir kulübün ilerlemesine yol açabiliyor. Dolayısıyla hiç merak etmesinler. Üniversite gelip geçici bir süreç. 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl. Fakat bu sürecin sonunda Emian'a verdikleri çaba eğer orada bir kulüp kültürü olarak duruyorsa bu inanılmaz bir birikim olacak onların hayatları için. Dolayısıyla umarım Emian kulüpleri artar, kaliteli bir biçimde artar. Ve arkadaşlarımız umarım konferanslara gitmek istedikleri zaman arkalarında mutlaka insanlar bulurlar. Evet, çok teşekkürler Ben bize vakit ayırdığın teşekkür için. Umarım izleyenler için de faydalı bir video olmuştur. O zaman çok teşekkürler tekrardan. Kendine çok iyi bak. ederim.